Şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ımın adıyla. Allah'a ortak koşanlar dediler ki Allah dileseydi ne biz ne atalarımız ondan başka hiçbir şeye tapmazdık. Ve onun emri dışında hiçbir şeyi haram kılmazdık. Kendilerinden öncekiler de böyle yaptılar. Buna karşı peygamberlerin vazifesi ancak açık seçik bir tebliğden ibarettir. Allah'a ortak koşanlar dediler ki Allah dileseydi ne biz ne atalarımız ondan başka hiçbir şeye tapmazdık ve onun emri dışında hiçbir şeyi haram kılmazdık. Kendilerinden öncekiler de böyle yaptılar. Buna karşı peygamberlerin vazifesi ancak açık seçik bir tebliğden ibarettir. Şimdi Cenab-ı Allah'a ortak koşmak. Yani bu çok dikkat edilmesi lazım. Yani alemlerin Rabbi olan Allah birdir. Tektir, ortağı yoktur. Şeriki yoktur. Birdir, tektir. Alemlerin Rabbi olan Allah. Tektir, tek, birdir. Şeriki katliyen yoktur. Evet, alemlerin Rabbi. Tek ilah. Cenab-ı Hakk'ın dilemesi çok önemli. Yani Kur'an'dan aldığımız ders, alemlerin Rabbinin kitabından aldığımız ders, alemlerin Rabbinden, alemlerin Rabbi olan Allah'ın kelamından aldığımız ders, Allah'ın dilemesi. Şimdi ortak koşanlar böyle diyor. Yani elbette ki bir insanın hidayete gelmesi, katiyen iman etmesi, dost doğru yolda istikamet üzere devam etmesi, alemlerin Rabbi olan Allah'ın dilemesine bağlı, Allah'ın iznine bağlı. Çünkü o izin vermediği sürece hiçbir beşer dost doğru yola varamaz. İbrahim aleyhissalatu vesselam peygamber ne diyor? Sen beni doğru yola şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen beni doğru yola koymasaydın ben sapanlardan olurdum diyor. Çünkü İbrahim aleyhisselam bir gün kalkıyordur yıldız benim Rabbim diyor batanlar düşe. Ondan sonra bir gün kalkıp güneş benim Rabbim. Yani alemlerin Rabbini bulmak için tefekkür ediyor. En son alemlerin Rabbi olan Allah onu Allah'ın dilemesiyle onu dost doğru yola konuluyor. Yani elbette ki insanların dost doğru yola girmesi ve o yolda istikamet üzere olması alemlerin Rabbi olan Allah'a bağlı. Allah'ın dilemesine bağlı. Ama alemlerin Rabbi yani demek istediğim şu. İnsanların çoğunu dilemiyor. İnsanların mesela ayet-i kerimede şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer dileseydik çoğu hepinizi hidayete erdirdik. Başka ayet-i kerimelerde Allah'ın alemlerin Rabbi olan Allah bu şekilde buyuruyor. Yani Allah dilemesine bağlı. Allah'ın iznine bağlı. Dost doğru yola girmek, dost doğru yol olan Kur'an yoluna girmek ve orada istikamet üzere devam etmek Allah'ın dilemesine bağlı. Şirk. Şirke çok dikkat edilmesi lazım. Allah birdir. Allah tektir. Ondan başka ilah yoktur. Bir ilahtır. Tek ilahtır.
Ondan başka ilah katiyen yoktur. Evet. Ayet-i kerimede Allah şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanlar dediler ki Allah dileseydi ne biz ne atalarımız ondan başka hiçbir şeye tapmazdık. Ve onun emri dışında hiçbir şeyi haram kılmazdık. Kendilerinden öncekiler de böyle yaptılar. Buna karşı peygamberlerin vazifesi ancak açık seçik bir tebliğden ibarettir. Evet. Her şey alemlerin Rabbi olan Allah'ın dilemesine bağlı. Şirk. Allah'a şerik. Şeriki. Şeriki yoktur. Şeriki. Şerik. Şeriki yoktur. Alemlerin Rabbi şeriki yoktur. Tek ilahtır. Bir ilahtır o.